6. sınıf öğrenciler, karma büyük birkaç öğrencimizle birlikte biz bu projeye başladık. Eğitimlik projesi, bir tarih bir dokunuş eğitimlik projesine başladık. Bizim amacımız burada neydi? Tarihleri çocukların kafasına yerleştirip anlam ve önemlerini kazandırmaktı. Bunları nasıl yapacaktık? Bunları etkinlikler yaparak, nedir bunlar? Bulmacalar çözerek, resim yaparak ve bazı eğlenceli ve pik araçları kullanarak biz çocuklara bu tarihlerin anlam ve önemlerini kazandırmaya çalıştık. Ve çocuklarımız gerçekten eğlenerek, farkına varmadan, gerçekten eğlenerek neler öğrendiklerini farkına varmadan bu işin içine girmiş oldular ve gerçekten çoğu da bazı tarihler hakkında bilinçlendiler ve o davranışları o şekilde göstermeye başladılar. Bunları da biz projemizin sonunda da fark ettik bu davranışlarını. 7 ortaktan oluşuyor. Biri Romanya'dan bir arkadaşımız var ve Türkiye'den 6 arkadaşımız var. Ordu'dan 2 arkadaşımız var. Erzincan'dan bir arkadaşımız var. Çırnak'tan da bir arkadaşımız var. Ünye'den de 2 arkadaş. Bizimle birlikte 2 arkadaş. Toplam 7 ortakla biz bu projeye başladık. Ve biz bu etkinlikleri yaparken daha çok görsel dili, görsel iletişim dilini de çok kullandık. Ve iki araçlarının yanında bazı öğrencilerimiz mesela ne diyorlardı? Ben derste yetenekli değilim öğretmenim. Diğer öğrenciler bile bunu yaparken o kadar keyifle ve fikir araçlarını kullanarak da bazı çalışmaları yaptılar ve gerçekten kendilerini ortaya koydular. Gerçekten eğlendiler. Bana da çok şey kazandırdı. Biz öğretmen arkadaşlarımızla da toplantı yaparken onlar da aynı şeyler söyledi. Bu proje gerçekten biz öğretmenlere de çok şey kazandırdı. Nedir? Bir kere derse keyifle giriyorduk. Keyifle ders yapıyorduk. Öğrencilerimiz istekli bir şekilde derse başlıyor ve eğlenerek biz çalışmalarımızı, kazanımlarımızı yapmış oluyorduk. Bana bu projeye şöyle bir katkı sağladı. Mesela bir tarih, bir dokunuş projesi benim bilmediğim tarihleri öğrenmemi sağladı. Web 2 araçlarını nasıl kullanacağımı öğrendim. E-Tring'in ne anlama geldiğini öğrendim. Sosyalleştik, başka ülkelerden arkadaşlar edindik ve bunun gibi birçok şey öğrendik. Hem bunlar bize eğlendirdi hem de bizim aklımıza bu tarihler yer etmiş oldu aynı zamanda. Yani ben bu projede çok eğlendim, arkadaşlarımın da eğlendiğini düşünüyorum, bu kadar. Kütüphane haftası ile ilgili kitap kapakları tasarladık. Kütüphaneden kitaplar aldık ve bunlara kağıtlara aynısını çizmeye çalıştık, boyadık. Elimizden geldiğince yaptık. Bunları panolara astık ve süsleyerek daha güzel hallere getirdik. Hem de kütüphane haftasının ne demek olduğunu biraz da anlatmış olduk böylece. Bu hem kütüphane haftasının tarihinin aklımızda kalmasını sağladı hem de kütüphane haftasının ne olduğunu bize öğretti. Bir tarih, bir dokunuş.